Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir seri Frostpunk'la karşınızdayım. Bir iki gündür video gelmiyordu. Biraz şifayı kaptım. Terasta video çektiğim için burası soğuk. Bayağı soğuk. Hani oyun oynuyorum, video çekiyorum, upload falan derken burada bayağı kalınca şifayı kaptık. Bundan sonra videolar süresi kısalacak. Hani 35-40 dakika, bazen 1 saatlik videolar atıyordum. 20-25 dakikalık videolar gelecek. Bundan sonra çünkü hani ben istatistiklerine görüyorum, çoğunu izlemiyorsunuz, hani ortalara falan gelince tak kapat çık yapıyorsunuz. Yani buradan anladığım şey şu, hani sıkılıyorsunuz o kadar uzun videodan. Ben de o yüzden videoları kısaltacağım. Sıklaşır mı video sayısı bilemem. Orası benim durumuma ve kararıma bağlı, hani o anki şeyime. Yani mesela şu an hastayım şeyim, çok sık video atmam ama mesela turp gibi olurum, taş gibi olurum. Günde 5 video kadar çıkmışlığım var zamanında. O yüzden hani biraz dengesiz ilerler o. O zaman oyuna başlayalım. Oyunu ben hani bir kere save açtım. 19 gün oynadım. Oyun içi 19 gün oynadım. Ki hani tam öğreneyim sizdeyken çok acı çekmeyelim diye. Burada Afetzede modu var. Afetzede modu şu, sadece oyundan çıktığınızda kaydolu oyun hardcore yani. Hani Minecraft'taki modun adını unuttum. Onun gibi hani öldünüz mü bitiyor gibi bir şey. Tabi bunda da öldüğünüz mü bitiyor da hani kaydedip geri save'e dönebiliyorsunuz. Afetzede modunda öyle bir dünyanız yok. Burada sonbahar modu var. Bu ek paketle sonradan gelen bir şey. Bu yeni bir yuvanın öncesini anlatıyor. Daha kış gelmeden önceki hali anlatıyor. Onu da tabi bundan sonra oynayacağız. Ama önce yeni bir yuva moduyla tam gaz başlayalım oyuna. Evet. Burada altyazılar falan Türkçe, oyun hani şeyleri Türkçe. O yüzden burada altyazı okumayacağım. Şimdi bir dayı konuşacak çok karizmatik sesiyle. Orası sizde. Şu masumu da kenara çekeyim. Adamın sesi çok güzel. Pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Çok iyi ya. Hikaye çok güzel. Stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. Böyle olduğumu çok seviyorum. Ne zenginlik ne sınıf. Tokatlayıp geçiyor. Korona gibi. İkinci dinleyişim burayı ama yine çok etkileyici. Müzik de çok iyi, her şey çok iyi. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, ölenler uğruna var ya, o kışı bir tokatlayacağım şimdi. To build the last city on earth. Tüyler diken, tüyler diken. Güzelliğe bak. Yeni bir yuva. Londra'dan kaçtık ve donmuş kuzeye ulaşmak için denizi açtık. Yolda bir kar fırtınası konvoyumuzu yakaladı ve dağıldık. Birkaçımız bu jeneratöre ulaşmayı başardık ama tamamen donmuş ve terk edilmiş şekilde bulduk. Burada neden kimse yok? Halkımızdan kar fırtınasına kurtulan oldu mu? Dışarıda başkaları var mı? Ne yaparsak yapalım artık bildiğimiz dünya parçalandığı için en kötüsünü beklemeliyiz. Diyerek oyuna tam gaz
başlayalım. Unutmadığım sürece size tuşları da söyleyeceğim. Hani nasıl kullanılıyor? Jeneratörü çalıştırmamız gerek. Jeneratör diğer binalara ısı ve güç sağlar. O olmadan donar ölürüz. Kömür depola, jeneratörü çalıştır. Şimdi Space ile oyunu durdurabiliyoruz. Planet Zoo'da bu P tuşuydu. Pause P'si. Burada Space ile durduruyorsunuz. 1, 2, 3 ile hızı ayarlıyorsunuz. 1 en yavaş, 2 orta hız, 3 en hızlı. Alayına kadar gidiyor. WASD ile bu böyle hareket ettiriyorum. Mouse'un orta tuşuna basarak şu dönüş hareketini yapabiliyorum. İki tuşa basar, mouse'un iki tuşuna basarak da şu hareketi yapabiliyorsunuz. Ha, sadece sağ tıka bakarak basarak bu hareketi yapabiliyorsunuz oyunda. Şu solda gördüğünüz kömür, bu odun, bu çelik, busa buhar çekirdekleri. Burada çiğ gıda, yani pişmemiş çiğ et. Burada da çorba, ekmek falan yiyecek payı var. Şurada gördüğünüz zaman çizelgesi. Sol altta görevlerimiz beliriyor. Sol üstte de, bu benim kafamın üstünde de bildirimler geliyor. İşte konvoyunuz bir yere vardı gibi gibi. Sağ altta gördüğünüz gibi işçiler, mühendisler ve çocuklar var. Buradaki kişi sayısı burada da çalışabilecek, o an aktif bir şekilde çalışabilecek kişileri gösteriyor. Burada inşaat bölümü var. Burada bildiğiniz ev, çarçurt yapılıyor. Burada kanun kitabı, burada ekonomi var. Ekonomide gelirinizle giderinizi hesaplayarak günlük ne kadar kazandığınızı hesaplıyor. Bu çok güzel. Yani işte kazanıyor muyuz, kayıp mı ediyoruz falan diye böyle hani şey yapmanıza gerek yok. Kendinizi kasmanıza gerek yok. Kanun kitabına da zaten birazdan geleceğiz. Halk çünkü talep edecek bizden. Şimdi biraz kömür depola, jeneratörü aç. Şu gördükleriniz kömür. Şimdi buraya maksimum işçiyi ver. Bir kömür kaynağı da var mı yakında? Şuna da maksimum işçi ver. Bu arada yakınlık uzaklık bir şey fark ettirmiyor. Ben sadece hani strateji oyunlarından alışkanlığım olduğu için en yakına göndermeyi tercih ediyorum. Bu oduna da maksimumu ver. Şurada da odun var. Buraya da şuradan 10 kişi mühendis ver. Şuraya da şunları maxla. Verdiğim biraz hani şey, kafamda oturttuğum bazı şeyler var. Mühendisler daha iyi çalışıyor falan diye bir şey yok. Mühendisler bilimsel yerlerde çalışabiliyorlar. Bazen işçiler orada çalışamıyor. Bazı yerlerde de mühendisler çalışamıyor. Sadece işçiler çalışıyor. Onları zaten zamanla göreceğiz. Şimdi oyunumuzu devam ettirelim. Evet, bakın bir şey istediler. İşçi ihtiyaç var, yapılacak çok şey var ama yeteri kadar işçi yok. Bu sorunu çözmenin hızlı bir yolu çocuklarımızı çalıştırmak. Kanun kitabını açıp çocukları çalıştırabiliriz. Ya da şu an değil diye geçiştirebiliriz. Bir kanun kitabından bakalım. Şimdi çoğu kanunda iki seçeneğiniz var. Biri mesela radikal tedavi, biri hayata tut. Birisi hani ölme riskini göze alarak ameliyat ediyorsunuz örneğin. Hayatta tut da hani kör sakat yapacak bir şey yok. Biz de sırtımıza yük olacak şekilde uğraşıyoruz. Burada çocuk işçiler var. Çocuk barınakları var. Çocuklar gün boyunca çocuk barınaklarına kalırlarsa daha güvende olurlar. Yaramazlık da yapmamış olurlar. Bina çocuk barınağı umut artar bütün çocuklar. Bir çocuk barınağında yer sağlamak kalıcı bir umut bonusu sağlar. Çocuk barınağı inşa etmen gerekecek. Çocuk işçiler. Abi çocuk işçi yapmak istemiyorum. Umut düşüyor. İleride çocukları eğitip mühendis yapamıyoruz. Hani ne kadar etkili bilmiyorum. 19. güne kadar geldim. Öyle 30-40'lı günlere oynamadık. Onları siz de göreceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi karı yararak yavaş yavaş çalışmaya gidiyorlar kendileri. Bu alt kısımda saatte ne kadar getirdikleri belli oluyor. Saatte 6 odun geliyormuş buradan. Şuradan da büyük ihtimal 4 geliyor kişi sayısına oranla. Buradan 18 kömür geliyor saatte, buradan 18. Buradan ne kadar çekiliyor? 2.7. Çelik oyunun en başında aşırı aman aman önemli bir şey değil ama ileri safhalarda cidden ihtiyacınız oluyor. Biraz hızlandırabiliriz. Hatta bayağı hızlandırabiliriz. Şimdi 138 kömürümüz oldu. Jeneratörü şimdiden açalım. Gördüğünüz gibi jeneratörün seviyeleri var. Bir de menzil ayarları var. Bunları araştırmalarla açacağız. Zaten burada söylüyor. Henüz araştırılmadı diye. Biz jeneratörümüzü çalıştıralım. Hatta bakalım o... üstten bakamıyoruz diyecektim. O introdaki görüntüyü bir yakalayabilirsek yakalayalım diyecektim. Bakın şu gördüğünüz kısımdaki karlar eridi gitti. Oralar ısındı.
Yiyecek. Jeneratör rahatlatıcı bir sıcaklıkta çalışıyor. Bunun değerini bilmeliyiz. Eğer jeneratör bozulursa şehir ölür. Kömür rezervlerine dikkat et. Yiyecek açlıktan ölürsek geriye bir şehir kalmaz. Çiğ gıda sağlamak için bir yol bul ve yiyecekleri hazırlaması için bir yemekhane inşa et. Şimdi ilk görevlerimiz bunlar ama evsizlik de aşırı önemli oyunda. Şimdi ben genelde hani oradaki oyunumda şöyle yaptım. Bir tarafı sanayiye ayırdım, bir nevi araştırmalar, barınak, işte hunter kabin. Bir tarafı da yerleşime ayırdım. Çünkü yerleşimle alakalı ileride güvenlik falan gerekecek. O yüzden şu sağ tarafı şöylece şuraya kadar falan eve ayıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu anlık 60 kişiyi barındırsak oralarda kafidir. Onu yaptık. Odunumuz 41 şu anda. Ne diyordu bizden? Yiyecek diyordu. Bir yemekhane yap dedi. Bir hunter kabin istedi. Hunter kabini mi? Bir dakika, yemekhane mi koydum az önce? Ne? Yemekhane, aynen. Bir de avcı kulübemizi koyalım. Avcı kulübesi yalıtımı yüksek. Aha, onu da göstereyim. Bakın, üst ısıtma seviyesi 2 diyor. Yalıtımı daha iyi diyor. Yani ana kısımdan daha uzağa rahatlıkla koyabilirsin diyor. Isınması daha az sıkıntı diyor bize kısacası. Bunu o yüzden şu arka kısımlara atabiliriz. Şunun arkasına da atabiliriz aslında. Şu arkaya atalım. Şimdi bu evlerin yapılması için bize sokak gerekiyor. Bakın buraya otomatik bir şekilde bağlı zaten hali hazırda. O sokakları bildiğiniz böyle tutup çekiyorsunuz bina inşa eder gibi. Zaten ilerleyen safhalarda göreceksiniz. Şimdi hızlı bir şekilde devam ettirelim. Çalışacak işçimiz yok. Şu anlık çeliğe ihtiyacımız yok. Onları boşaltacağım. Kömürümüz de bayağı hızlı artıyor. O yüzden şuradan 5 kişiyi de indiririm. Bir ev yaptılar. Bir tane daha bitti. Hop. Konvoyumuzdan insanlar. Şimdi yeterli temel kaynaklara sahip olduğumuza göre geride bıraktığımız insanları kurtarmaya çalışabiliriz. Bir işaretçi inşa et, donmuş toprakları keşfet ve yolculuğumuzdan geride kalan afetzedelerden kurtarabildiğin kadarını kurtar diyor. Bla bla. Şimdi yemeğimiz bitmiş. Bizim buraya yemekhane çalışanı koymamız lazım. 5 tane işçi buraya koydum. Şimdi bize işçi gerekecek oralar için. Şu evi de yapsınlar ha. Şimdi burada odun var. Odunda 15 işçi var. Burada da 10 mühendis var. Bize şu an 10 işçi lazım çiğ gıda için. Ki bu da yetmiyor bu arada. Hani 2 tane hunter's cabin falan kurmanız lazım. Onu da bilgisini vereyim şimdiden. Şunu yok de şunu şuraya pasla. Tamam. İlk geceden çok ev yapmazsanız genelde hastalık oluyor ki büyük ihtimal yine de olacak. Hani hunter'larda gördüğünüz gibi gitti ve evet. Hastalar evde kalmalarına rağmen hastalar. Bu da ayrı bir sorun. Sabah 5 olunca bu arada oyunun hızı tekrar yavaşlatıyor yani gündüz olduğu için. Böyle hızlandıralım tekrar. Hadi beyler hala yapılacak çok iş var. Devam devam. Bu arada oyunda çevre kirliliği diye bir şey yok. Hani alayına kömür yakın diyor oyun. Zaten hani dünyayı kirletecek insan kalmamış durumda. Koronavirüsünde olduğu gibi bir nevi. Şimdi bize hastane lazım. Sağlık 25 odun. Yapalım abi şimdiden. İleride başımıza vuracağımıza şimdi elimize kazma kürek alırız. Bakın gördüğünüz gibi yemek yapıyorlar ve yemekle alakalı bir şey unuttum. Hemen onun için kanun imzalayalım. Çorba. Şimdi hemen onu da göstereyim. Şimdi şöyle. Normal standart yemekte 2 çiğ gıdadan 4 yemek yapıyorlar. Çorbada 2 çiğ gıdadan 5 yemek yapıyorlar. Yani daha fazla insan doyuruyoruz. Daha fazla şikayet ediyorlar. Ona yapacak bir şey yok ama. Gördüğünüz gibi huzursuzluk da arttı o yüzden. Bu arada barınak eksikliği diyor bize. Odunumuz var değil mi? Hemen şuraya. Böyle sokak şekillerimizi bozmadan. Bakın gördüğünüz gibi sokak yok diyor. Şuradan tutacağız. Bu arada sokaklar odun istiyor. Gördüğünüz gibi 4 odun gitti. Böyle kırmızı gösterdi mi şey diyor hani sokak inşa edilmedi hani şu an şey yapamıyoruz. Şu mühendislerimizi de şuraya verelim. İnsanlarımızı tedaviye alalım artık.
Bu arada kanun kitabında ileride verdiğiniz, yani şu an verdiğiniz kararları ileride değiştiremiyorsunuz. Ben normalde kendi oynadığımda çocuk işçileri açtım ama sonradan pişman oldum. O yüzden burada açmayacağım. Biraz burnumu sürtecek o yüzden. Onu da söyleyeyim size. Hani acı çekeceğiz. Bolca. Oh, huzursuzluk güzel. İnsanlar memnun. Ev tamam. Hastalık az. Harikayız. Şu evler serindir büyük ihtimal. Oo, yaşanabilir. Güzel. Bunlar rahat. Ah, gel keyfim gel. Nasıl hasta oluyorsunuz? Yaşanabilir diyor. Burada yemek yok. Bunu da gömüyorlar yavaş yavaş. Getiriyor değil mi 15-15? Yakında bir tane daha gerekecek. Ondan. Şartları düşününce iyi gidiyoruz. En azından yaşıyoruz. Herkes bu kadar şanslı değil. Güzel bakış açısı. En kötüyü düşünerek hale şükretmek lazım. Şöyle bu arada ısı haritası var. Onu da göstereyim. Bildiğiniz insanların sıcak sıcak görüyorsunuz orada. Böyle yapalım. 430 kömürümüz var. Ha, size ekonomi kısmını da göstereyim hemen. Bakın günlük 276 kömür çıkarıyormuşuz. 144 tüketiyormuşuz. Karımız ne kadar oluyor? 56, 76 oluyor bir şeyler işte. 132 ya da 142 oluyor şu an. Hani tam net hesaplamaya çok da ihtiyaç yok. Devam et oyun. Bakın. Şöyle üzerinde artacak çıktı mı? Bilin ki orada çalışanlardan biri hasta. Theodosia hastaymış. Bakalım hani kendisi şu an tedavide. O tedavi için de şey yapacağız. İmzalayacağız. Radikal tedavi seçeceğiz burada her halükarda ki insanlarımızı hayatta tutalım. Hayatta tutmak daha önemli bence şahsen. Odun sandıkları tükendi. Dur bakalım. O zaman onları buraya görevlendirelim. Boş durmak yok abi. Herkes çalışacak. Çocuklar dışında. Bu arada şu üstte görüyorsunuz bakın mavi işaretli termometre var. Burada kırmızı sarı var. Mavi geldi mi sıcaklık düşüyor. Sarı geldi mi sıcaklık artıyor. Sıcaklık düştü mü evleri daha fazla ısıtmanız gerekiyor. Daha çok sıkıntı çekiyorsunuz. Ve insanlar buralarda çalışamamaya başlıyor. O yüzden hemen o açıdan da kendimizi sağlama alacağız. Ben de diyorum neyi kurmadık? Atölye kurmadık. Çok geride kaldık. Lanet olsun. Lanet olsun. Nasıl yapsak bir tane daha mı atölye kursak hemen? Ne istiyordu? Çevik. O zaman onun arkasına şöyle bir tane daha atölye kuralım. Tam kapasite çalışmamız gerekecek. Şimdi şurada ne var? Odun mu? 120 odun varmış burada, 60 çelik varmış. Oraya ne yapacağız biliyor musunuz? Oraya kaynaklar toplama noktası diyeceğiz. Bunu neden yaptığımı anlatacağım. Hani neden şunlar gibi tekrar tek tek yollamıyorsun diyeceksiniz. Burada sokağımızı bozmadan diyeceğim de o sokağı zaten bozmuşuz biraz. Bu arada sokakları falan tekrar yıkabiliyorsunuz. Binaları tekrar yıkabiliyorsunuz. Malzemeleri daha eksik alıyorsunuz. Klasik oyun mantığıyla. Atölye inşaat abi unutmuşuz ya resmen. Nereden kısabiliriz? Kömürümüz bayağı var. Şu 5 işçi hemen şuralarda çalışsın. Şart. Oo, buraya sokağımızı çekmemişiz. Şöyle sokağımızı da çekelim. Şu an kömürümüz her halükarda artıdadır. Aynen. İşçi azaltınca biraz azaldı ama. İyi iyi iyi. Güzel. Evet. Onları inşa ediyorlar. Şurayı yok de alayını inşa etsinler full. Evleri inşa ettiler de buraya abandılar niye bilmiyorum. Ne oldu? Tamam. İşi bıraktılar. Bu arada bu işleri bıraktıkların... Aa burada bitmiş. Bu neydi? Kömürdü. Kömür kaynağımız tükenmiş. Onları şöyle vereceğiz. 10 tanesi çalışmaya devam etsin. Kömür kaynakları tükendikçe buraya geçiyorsunuz. Bir süre sonra bunlar bitiyor. Burada madenler var. Bir de hidrolik kömür çıkarıcı diye bir şey olması lazım. Mühendislerimiz neredeydi? Bir dakika. Yok diyeceğiz. O açığı şunu da kapatacağız. Max'te. Şuradan teknoloji araştıracağız şimdi. Önceliğimiz ne olmalı ki bizim? Kömürümüz var. Daha hızlı toplama diyebiliriz. Ama yok şu anlık ona ihtiyacımız yok.
yemeğe ihtiyacımız olacak birazdan. Ay. İşaretçi mi? Isıtıcı mı? Isıtıcı. Şu anlık ısıtıcı önemli. Isıtıcının neden önemli olduğunu da anlayacaksınız birazdan. Soğuk gelince buradaki işçiler çalışamayacak burada. Ya yani verimleri çok düşecek. O yüzden ben buraya bu toplama şeyini kurdum. Da buraya da mı kursaydık ya? Önce oraya da bir tane kurabiliriz. Önce yolunu yapalım, yola göre kuralım. Öyle yap. Şuradan kaynaklar 15 odun. Odunumuz yetmedi. Sabaha bekleyeceğiz ki biraz odun toplasınlar. Ondan sonra onu da inşa ederiz. Evet. 133 yemeğimiz var. Avcılarımız yemek tokatlamaya devam ediyor. Tam diyecektim, araştırma niye ilerlemiyor? Şeyi hatırladım. Gece çalışmıyorlar. Şöyle o zaman hızlandıralım oyunumuzu. Şimdi gece soğuk gelecek. Eksi 40 derece olacak. Orada bir huzursuzluk artacak. İnsanlar daha fazla hasta olacak. Şu an 3'ü de tedavide. Bakalım ne kadar süre sonra çıkıyor onlar. 1 saatten kısa süre sonra taburcu olacak. Bunların 22-23 saati var ve aynen öyle. Taburcu oldu kendisi. Ama şimdi hastalık geliyor. İşe koyulalım artık, bırakmamız olmaz. Hadi odun lazım, odun. Gençler. Skating Colder. Bakın üzerinde çok soğuk işareti çıktı. Burada artık çalışamıyorlar. Yani verimleri düştü. Birazdan göreceksiniz zaten çalışmaya başladıklarında. Saat 8'de iş başına başlıyorlar bu arada. Her gün daha da soğuk oluyor. Çok soğuk. İyi bir sebep olmadan sokağa çıkmamak en iyisi. Vallahi yapacak bir şey yok. Çalışmamız lazım. Yoksa ölürüz. Hemen şu odunları bir getirselerdi. Tamam. Odunlar geldi. Hemen şuraya. Şundan koyalım. Hop. Aha, mis gibi. Hemen onu yapıversinler. Avcılarımız da geldi. Mama geldi. Evet, bunlar odun toplasın buradan. Şuradan yok diyeceğiz. Onları buraya vereceğiz. Hop, burada bir şey istendi. Efendim, atölyeyi inşa ettikten sonra bir kadın öne çıktı. Kocasıyla kızının ana grupla şehre ulaşamadığını ama hala dışarıda olduklarından emin olduğunu söyledi. Göndereceğimiz ilk izci takımına katılmak istiyor. Acele etmemiz konusunda ısrarcı. Peki ablacığım, elimizden geleni yaparız ama şu an kaynaklar açısından kısıtlı durumdayız. Hızlandırmaya devam edelim. Şu araştırma da bitsin bir yandan. Ne oldu? Ağır. Niye? Niye? Soğuk yanığı. Bir şey yapmalıyız. Abi yok. Radikal tedavi zaten. Bunu önceden karar vermiştim ben. Huzursuzluk azaldı. Umut arttı. Şimdi şu altta göreceksiniz hem umutun. Mantıklı olabilir ama bu zalimci olmadığı manasına gelmiyor. Umarım hasta olursam bacağımı kesmezler. Hadi be, o mesaj gelmedi. Birisi de şey diyordu hep. En azından insanların hayatını kurtaracağız diyordu. İyi bir görüş bakış açısıyla şey yapıyordu. Onları da işten çekelim ya. Aa, burada da çalışıyorlar. Yok abi yok. Şurada da çalışın. Max yap. Ver ısıtıcıyı başkan. Aynen, serin serin çalışsınlar. Devam ettir. Burası da aynı şekilde. Ver ısıtıcıyı. Hop, serin serin çalışsınlar. Hem daha verimli oluyor burada. Bakın 24 geliyor. Mesela az önce 18'di kömür geliri. Tabii 2-3 yerden topladığımız için daha iyiydi ama. Ne oldu? Lan ne ara ending? Ay, araştırmayı da yapmayı unuttuk. Avcılar daha fazla toplasın. Bir onu araştır bakayım sen. Bize bir avcı şey... Hemen bakalım. Ekonomiden onu da görelim. Bakın günlük 38 üretiyormuşuz. Eksi 80 gidiyormuş. Yani yakında Jortingen şıtraz ediyor kendisi bize. Aslında yemekhane daha önemli. Şimdi bir dakika. Yiyecek payı... Ha, yiyecek payı kazanacak. Shit. Oh shit, sağlık durumu güzel. Hepsi tedavide. Barınma koşulları serin, soğuk. Yapacak bir şey yok. Aslında bir dakika, ben sizi ısıtırım ki. Tamam, jeneratör gelirimi artsın bir süre. Gerilim bu arada full'e ulaşınca patlıyor, oyun bitiyor. Patlatmamamız lazım yani. Bu da tabii biraz hızlı ulaşacak. Bakın dikkat edin, şu an hani daha az şey. İnsanlar daha rahat diyeyim. Eksi 40 olmasına rağmen. Shit.
Çok fazla hasta olacak yakında. Yakında biraz bayağı sıkışacağız. Biraz bayağı değil, bayağı sıkışacağız. Hızlandır. Orada şunu da unutmayalım. %60'a falan gelirse bırakacağım. Dur, en azından yaşıyoruz. Herkes bu kadar şanslı değil. Yeni bir kanun yayınlayabilirim. Hastalar için ekstra pay, aşırı yoğunluk. Hastalar için ekstra pay yapacağız ama şu an yapamayız. Hani öyle bir ekonomimiz yok. Kriz vardiyası. Mezarlık geç. Çocuk için çok yapmam gerekiyor aslında da. Kriz vardiyası desek. Şu an kriz vardiyası deyip şu bilim bölümünü fazla çalıştırabiliriz. Bu kriz vardiyası şey hani basıyorsunuz 24 saat durmadan çalışıyorlar hani. Huzursuzluk bayağı yükselecek işte. O öyle bir sıkıntı yaratıyor. Bir daha yapsam yine mi yükselecek? O konu çıkarmaya gerek yok. Huzursuzluğu geri düşürürüz biz. 60'a yükseldi abi, indir bırak. Yapacak bir şey yok. İhtilaflı kanun, kriz vardı. Avcı gelişleri araştırdı. Tamam, artık daha fazla yemek gelecek ama tabii yetmeyecek o bize. Bizim ne yapmamız lazım o yüzden? Bizim bir tane daha hunting cabin yapmamız lazım. Avcı kulübesi diyelim. Lan. Öyle bir... Aha bak, buraya cuk oturuyor. Şu anlık orası o zaman. Şöyle birleştir. Güzel. Devam et oyun. İki hızla devam et. Kömürümüz var, odunumuz geliyor olması lazım. Aynı saatte 3.30 kafidir şu anlık bizim için. Yakında zaten araştırıp kereste fabrikası falan da kurar seçmemişiz ki, ben araştırmayı fulllemişim de eyvallah. Bıçık evi şu anlık daha önemli bizim için. Bıçık evi şu işe yarıyor. Şu an şu ağaçları toplayamıyoruz. Götürüp bıçık evini bunun yanına koyuyoruz. İt gibi ağaç topluyorlar. Ne oldu? Bir şey oldu. Hastanın hayatını kurtarmak için amputasyon yapmalıyız. Sonuç olarak bu kişi çalışamayacak. Abi. Bakım evi değil. Aa, bakım evi. Bakım evi inşa etmem gerekecek. Önceden bu olmamıştı. Bak bu oyunda daha fazla acı çekiyoruz. Herhalde ikinci oyunum diye böyle yapıyor oyun. Umut artar. Bakım evinde kalanların normalin yarısı kadar yer. Aa bak o iyiymiş o zaman. Ağır hastalar bakım evinde hayatta tutulurlar ve artık sağlık merkezlerine yük olmazlar. Ama şu an imzalayamıyoruz. Bakım evi imzalayacağız aklımda. Bu arada hadi bugün de bitsin. Öyle videoyu sonlandıralım. Evet, evet, devam, devam, devam. Hop, hunting cabin de bitti. Şu 9'uyu da oraya ver. The day ends. Bıçık evi araştırıldı, hemen yeni araştırmalarını belirleyelim. Daha hızlı toplama olsun. 2, 3. Hava ısınsın öyle bitireceğim hani. Bakın avcılar yine gidiyor. Yemeğimiz de bayağı azaldı. Birazdan acı çekmeye, kıvranmaya başlarız. Oo, hastalıklar... Ay. Tamam. Diğer videoda devam edelim dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evde kalın, hoşça kalın efendim. Görüşmek dileğiyle.